Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hazırladığım tarifimi arkadaşlar, fırında taş fırın ekmeği. Ekmeğin en büyük özelliği hamuru mayalandırmıyoruz arkadaşlar. Hamuru mayalandırmadan direkt pişireceğiz. İnanılmaz kolay ve gördüğünüz gibi çıtır bir ekmek oldu. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Bu tarifi başka bir yerde inanın bulamazsınız. Tüm detaylarıyla birlikte sizlere tarifimi vereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz: bir tane yaş maya, yaklaşık 1 kiloya yakın un, 2 bardak su, ılık su kullanacağız arkadaşlar ve ikinci bardak kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz. Bardak ölçüm 250 milim, yarım çay bardak sıvı yağ, 1 yemek kaşığı şeker, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı tuz. Mayayı yoğurma kabımıza alalım. Ben hamurumu mutfak robotumda yoğurdum arkadaşlar. Sizler dilerseniz elinizle yoğurabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde robotunuz varsa robotu da yoğurabilirsiniz. Robotta yoğurulduğu için hamurumuz biraz daha özlü oluyor. Sizler elinizle yoğuracaksanız yaklaşık bir 15-20 dakika kadar hamuru güzelce yoğurmanız gerekmektedir. Özlü bir hamur olması için. Evet, ben tüm malzemelerimi yoğurma kabıma aldım. Mayayı ılık suda ve 1 yemek kaşığı şeker ile erittikten sonra tuzunu ilave ettim. Sıvı yağ ilave edip yaklaşık 900 gram kadar unu da ekleyip 5 dakika hamurumu makinemde yoğurdum. Evet, hamurumun kıvamı bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen yoğurdum. Kesinlikle mayalandırmıyorum. Direkt hemen işleme geçeceğim. Ve ikinci bardaktan kalan su da bu kadardı. Hepsini kullanmadım, ikinci bardaktaki suyu. Dediğim gibi kontrollü bir şekilde suyunu ilave edeceğiz. Çok cıvık bir hamur olmayacak. Çok katı da olmayacak. Evet, özlü bir hamur elde ettik. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde müthiş oldu. Hiç yapışmıyor, ele yapışmıyor, tezgahında yapışmıyor. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Bu hamurdan arkadaşlar tamamını ekmek yapımında kullanmayacağım. Bir miktarını bu şekilde ayırıyorum. Baget ekmek yapacağım. Büyük olan beze 1 kilo, küçük olan beze ise 450 gram arası geliyordu. Sizlere bunları daha sonra tartacağım ve göstereceğim. Evet. Tencerede ekmek yapımından 1 kilo büyük olan bezeyi kullanacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde katlaya katlaya büyükçe bir beze yaptım. Burada da sizlere göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi tam 1 kilo. Küçük olan bezemde yaklaşık 400-430 gram geliyor. Evet. Tenceremin tabanını önce bol tereyağı ile yağlıyorum ve unluyorum. Çok gelen unu da birazcık alıyorum. Tamamı tencerenin tabanı un ile kaplanması gerekiyor. Hazırlamış olduğum ekmek bezemi de bu şekilde tencereme yerleştiriyorum. Kapağını kapattım ve baget ekmeğimi hazırlayana kadar bir kenarda dinlendirdim. Yaklaşık bir 10-15 dakika kadar dinlenmiş oldu arkadaşlar. Baget ekmeğimin yapılışında ben daha önceden sizlerle bu tarifimi paylaşmıştım. Burada tekrardan kısaca anlatayım. Aynı şekilde bezemi açıyorum ve yuvarlak rulo şeklinde sarıyorum. Bu şekilde baget pişirme tepsim var. Sizlerin yoksa normal fırın tepsisine yağlı kağıt koyarak fırın tepsisinde pişirebilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sorun olmaz. Evet, aynı şekilde baget ekmeklerimi de dinlendirmeden pişireceğim. Üzerine keskin bir bıçak ile çizikler attım ve sprey ile su sıktım. Üzerine de bolca un serptim. Un serpme işlemini süzgeçle de yapabilirsiniz. Daha orantılı bir şekilde dağıtabilirsiniz unu. Ben elimle gelişigüzel attım. Evet, ekmeğimi baget ekmeğini yaparken gördüğünüz gibi tenceredeki hamurum birazcık mayalanmış oldu. Yaklaşık bu da 10 dakika kadar arkadaşlar. Biliyorsunuz ekmek yaparken, özellikle bu şekilde taş fırın ekmeği yaparken
Hamur mayalanmaya bırakılır. Hatta bir gece öncesinden hamur yapılır. Ve birkaç sefer yoğurulma işlemi yapılır. Birkaç sefer katlama işlemleri yapılır. Bu tekrar edilir. Ben bu tarifimde gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hiçbir mayalama işlemi yapmadan tencereme aldım. Kestim. Üzerine keskin bir bıçakla şekil verdim. Aynı şekilde bolca un serptim. Fırını önceden ısıtmıyoruz. İkinci püf noktamız da arkadaşlar bu. Fırını önceden ısıtmadan tepsilerimizi fırına yerleştireceğiz. Evet. Ben hem bageti hem taş fırın ekmeğimi aynı anda pişireceğim. Demir döküm tencere kullandım. Fırına dayanıklı bir tencere kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Ve bir tasın içerisine de bu şekilde su koyalım. Su buhar yapacaktır. Ekmeğimizi daha bir yumuşak yapacaktır içini. Şimdi fırınımızı açalım. Alt üst ayarda 200 derecede. İlk etapta ben 40 dakika ayarladım arkadaşlar. Bagetlerim 25 dakikada pişti. Taş fırın ekmeğim ise yaklaşık 55 dakikada pişti. 40 dakika sonra fırınımın derecesini yükselttim. 250'ye açtım. Daha çok güzel kızarması için, altı ve üstü daha güzel renk alması için derecesini açtım. Bir 10 dakika kadar da o şekilde pişirdim ve ekmeğim gördüğünüz gibi harika oldu. Müthiş görünüyor. Kesinlikle fırının içerisinde pişerken kapağını kapatmadım. Açık bir şekilde pişirdim. 25 dakika sonra ben bagetimi çıkarıp tekrardan içerisine koydum soğumasın diye. Pişmeye yakın bu şekilde aldım. Duyduğunuz sesi de arkadaşlar. Çıtır çıtır. Dışı inanılmaz çıtır, içi yumuşacık. Müthiş lezzetli bir ekmek elde ettik. Sizlere de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz sizlerden kalp ve yorum bırakmanızı rica ediyorum. Beni kanalımda lütfen yalnız bırakmayın. Bu tarz paylaşımların devamı için de hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım güzel videolu tariflerim sizlere bildirim olarak gelsin efendim. Evet, şimdi tenceremden çıkartacağım ve keseceğim. Sizlere içini de göstereceğim, yumuşaklığını göstereceğim. Altı ve kenarları harika kızardı. Gördüğünüz gibi müthiş oldu. Çıtır çıtır ve yumuşacık içi. Evet, burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar dışı çıtır ve içi yumuşacık pamuk gibi müthiş lezzetli bir taş fırın ekmeği yaptık. Tencerede dünyanın en kolay taş fırın ekmeği. Mayalanmadan hamuru yoğuruyoruz ve hemen pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel oldu. İnanın ben de ilk kez denedim ve sonucu çok güzel olduğu için tarifimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.